Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizlerden bir sürü mesaj aldım bu geçtiğimiz hafta. Özellikle ikili fallardan birçok kişi çok memnun kalmış. Herkes ikili falları bakmamı istemiş. Çünkü hani ikisinden birini biz seçiyoruz, biz hissediyoruz. Yani birinci olsun ya da ikinci fincan olsun diye biz seçiyoruz ve bizim şansımıza çıkması bizi daha mutlu ediyor demişler. Bunlardan daha sık bakar mısınız? Her hafta bakar mısınız diyenler olmuş. Kırmadım. Ben de iki tane fal kapattım. Tekrardan kendi bir dilek tutup kendiniz için bir tane fincan seçebilirsiniz. Şimdi bir tanesine bir numara verelim. Buna da Küçük olana da 2 numara verelim. Siz içinizden bir tane fincanı seçin. O sizin niyetiniz olsun. Sonra da falınızı dinleyin. Bakalım falınızda, kendi şansınıza seçtiğiniz falınızda neler çıkacak. Öncelikle 1 numaralı falımdan başlayacağım. 2 numaralı falım alıyorum böyle. Bakalım 1 numarayı seçenler için 1 numarayı seçenlerin falında neler çıkmış. Hep birlikte açalım bakalım. Şöylece bir güzelce bir bakalım siz de görün. O bayağı bir şey çıkmış. İlk başta siz de fark etmişsinizdir. Yani bu falı açınca çok net, ferah bir fal olduğunu anlamışsınızdır. Böyle bir dert yok, sıkıntı yok, tasa yok. Çok keyifli bir fal bence bu. Çok pozitif bir enerji verdi bana. Siz de öyle göreceksiniz. Muhtemelen bakın bu ikili ilişkilerle alakalı bir fal. Daha çok böyle iki kişiyle alakalı. Bu iki kişi bir araya gelecek. Bir çift var burada. Birlikte olacak. Çok güzel, keyifli bir ortam olacak. Şöyle söyleyebilirim. Eğer ki yalnız biriyseniz ve aşk için bir şey dilediyseniz, çok kısa bir sürede, bu da hanenin içerisinde çıkmış, biriyle baş başa verip konuşabilirsiniz. Hayatınızın aşkını yakalayabilirsiniz. Hani şöyle bir niyette bulunduysanız, ya ben aşk istiyorum, acaba aşk bulabilir miyim? Bu falda böyle ikili bir ilişki çıkmış. Bence bu aradığınız aşkı bulacaksınız. Ya da hani evliliğinizde bir sorun varsa, bir problem varsa hepsi aşılacak çünkü ikiniz birliktesiniz. Hani böyle bir evliliğe dair hoş, güzel bir fal çıkmış. Yalnız hata öyle ki şu arkanızda birini bırakacaksınız. Yani bazıları şöyle olabilir. Bir ayrılık aşamasındaysanız eğer, başka bir ayrılık aşamasındaysanız birinden ayrılıp onu arkanızda, gerinizde bırakıp başka bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ama sizin için yeni başlayacak ilişki daha hayırlı olacak ama bu kişi sizi düşünecek, isteyecek, arayacak, özleyecek ya da öyle biri var zaten. Yani eski ilişkilerinizden kalma biri sizi düşünüyor. Sürekli aklı sizde. Yani bu kişi böyle sizin etrafınızda ya da karşı tarafında arkasında olabilir. Yani ikili ilişkide partnerinizin arkasında bıraktığı bir ilişki olabilir ve o kişi hala partnerinizi düşünüyor ama siz çift olarak birbirinize dönüksünüz. Bu kişi arkada ve geride kalacak. Yani bu ilişkiler manasında tutulmuş bir falsa mutluluk, aşk, huzur ve ferah var. Öyle ki bir kişinin arkasında büyük bir yüküyle gelecek. Yani şöyle, hani malı mülkü yerinde, statüsü yerinde, eğitimli biri haneye girebilir gelin olarak ya da bu damat da olabilir ama gelen kişi, bakın siz buradasınız, hanedesiniz burada ve karşınızda biri var ama gelen kişi böyle malıyla, mülküyle, kısmetiyle gelecek sanki. Böyle bolluk, bereket getirecek size. Çok güzel, çok ferah bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Bakın şurada küçük bir kaplumbağa gibi bir şey var, ayaklanmış. Ev değişikliği yapabilirsiniz. İşte evlenirseniz evlilik de olabilir, evlenme teklifi alabilirsiniz. Burada böyle bir evin hareket etmesi söz konusu. Ev değiştirebilirsiniz evlilik sebebiyle. Böyle çok ilişkiye yönelik bir falmış gibi çıkmış bu. Çok da ferah çıkmış. Bakalım başka, bakın çok net. Yani burada çok net göreceksiniz. Atın kafası, bakın bacakları ve burada kuyruğu. At böyle Koşuyor sanki hızla. Şurada ayakları, şu kuyruğu ve bu atın kafası. Yani bu sizin kısmetiniz, çok tamamen bu partnere dayalı çok büyük bir kısmet çıkmış. Eğer ki ilişkinizde problem varsa, bir ayrılık süreci varsa, bir derdiniz, tasanız varsa, ilişkiler anlamında düzeleceğiniz, muradınıza ereceğiniz, böyle hani kısmetin, paranın, bolluğun sizi beklediği bir sürece gireceksiniz. Böyle bir şey dilediyseniz, bakın burada da
Böyle tombul bir balık gibi bir şey çıkmış. O inanılmaz güzel. Yani ilişkiler anlamında düzelecek ilişkinizin seyri ve ya da çok güzel bir ilişkiye başlayacaksınız ve çok temiz, çok büyük bir kısmet bu sizin için. Hani öyle olası bir şey değil. Böyle ciddi hayatınızı birleştireceğiniz bir insan ya da hayatınızda birlikte olduğunuz insanla çok daha iyi bir şekilde yola devam edeceğiniz bir durum çıkmış. Şurada yalnız bakın küçük fincanın dibinde bir yılan sarmaşık şeklinde duruyor. Etrafınızda size iyi gibi gözüken ama aslında çok da iyi olmayan biri olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Hep etrafta vardır böyle sevimsiz tipler, maske takan tipler. Böyle yılan gibi olmuş ama beyaz şeklinde olması hani size zarar veremeyeceği anlamında. Etrafınızda bu kişi dönüp dolaşabilir ama size zarar veremeyecek. Siz yine de temkinli olmaya çalışın. Size iyi gibi gözüken ama çok da iyi olmayan kişiyle ilgili. Sonrasında bakın şurada bir de bir yüzük halka gibi çıkmış. Hani bu söz, nişan, düğünlerde böyle yüzük takılır. Burada da kurdelesi sarkar ya. Ya bu tamamen ilişkiye dayalı bir ilişki şey fal çıkmış sanki. Bir söz, nişan, düğün, kız isteme durumları da olursa alta zaten eğer gerçekten böyle bir şey varsa yorumlara yazın. Hatta seçtiğiniz fincanı da yazabilirsiniz. Bir numarayı seçtim, iki numarayı seçtim diye ve hani size uygun olup olmadığını da yazabilirsiniz yorumlara. Onun haricinde bakalım bu taraflarda neler çıkmış. Bakın şurada bir el var. Böyle bir elinizde böyle su akıyor sanki. Yani bereketli bir döneme gireceksiniz. Ya dediğim gibi bu falın da çok güzel, çok yüksek bir enerjisi çıktı. Şurada bir el var. Elde de böyle sular akıyor sanki. Kısmetli bir döneme gireceksiniz. Öyle ki böyle hani bakın şurada da bir kişi var sanki. Onun da kolunun bu olduğunu düşünürsek. Böyle iki kişi bir araya gelip böyle kısmetinizi toplayacaksınız. Ailece böyle partnerinizle ya da hani sevgilinizle, eşinizle böyle ellerinizi açıp bereketli bir döneme gireceksiniz. Böyle akacak sanki bereket size. Yani bir yerden beklediğiniz bir para gelebilir, beklemediğiniz sürpriz bir para gelebilir, bir miras gelebilir, mahkemelik bir işiniz varsa sizin aleyhinize sonuçlanabilir. Ama böyle madde getirisi olacak bir şey. Bir malınız vardır, çok iyi fiyata satabilirsiniz. Uzun zamandır satamıyorsunuzdur ama böyle bir anda kısmet akacak elinize, avucunuza. Toplayacaksınız. O kadar da iyi çıkmış. Bakalım burada başka ne çıkmış bu taraflarda. Şurada iki tane birbirine benzeyen iki figür var. Ben bunları böyle ikiz gibi iki tane olunca şeye benzetiyorum. İki tane böyle iki benzer olay arasında kalmışsınız ya da iki benzer şey arasında seçim yapmak zorunda kalmışsınız. Biraz kafanız karışmış. Hani bazen böyle iş değişikliği yapmak istersiniz, değiştirsem mi, değiştirmesem mi? İşte ev değiştirmek istersiniz, değiştirsem mi, değiştirmesem mi? Bir mal edinmek istersiniz, acaba ben bu malı edinsem mi, edinmesem mi diye böyle ilişkiler anlamında da kalabilirsiniz. İki kişi arasında kalabilirsiniz ya da ilişkinizi bitirmekle devam etmek arasında kalabilirsiniz ama böyle bir kararsız bir dönem geçirebilirsiniz ya da geçiriyor olabilirsiniz. Ama doğru bir karar vereceksiniz. Hislerinizle hareket ederseniz doğru bir karar vereceksiniz ve böyle şöyle aslında şurada da bir insan figürü çıkmış. Bu insanla bağlantılı olabilir mi acaba o karar verdiğiniz şey diye düşünüyorum ama eğer onunla alakalı değilse bir defanızda şurada boynu bükülmüş bir erkek figürü var. Biri var böyle biri canı sıkkın, derdi var sanki bir böyle bir mağduriyet, bir durumu yaşanıyor. Bu kişiyle ilgili de bir haber alabilirsiniz. O kişiden haber de gelebilir ya da o size bir derdini, sıkıntısını anlatabilir ama böyle bir kafası da öne eğilmiş, canı sıkkın bir erkek figürü çıkmış falınızda. Bakın burada da böyle beyaz bir kalbe benzer bir şekil. Kalbinizi böyle heyecanla atacak, sizi heyecanlandıracak, mutlu edecek. Güzel şeyler yaşama ihtimaliniz çok yüksek. Böyle enerjisi de yüksek. Aşk dolu kalplerin olduğu çok güzel bir fal çıkmış. Şurada bariz bir ayakkabı işareti ama bir kadın ayakkabısı gibi topuğu var sanki. Bu demek oluyor ki bir şey için böyle direteceksiniz ve o istediğiniz şeyi siz yaptıracaksınız. Yani hani öyle şansa da bırakmayacaksınız, karşı tarafa da bırakmayacaksınız. Bu falı dinleyenler eğer ki kadınsa
sizlerin dediği olacak. Ama hani böyle erkekseniz de karşı tarafın dediği olabilir. Çünkü bu biraz kadın ayakkabısına benziyor. Partnerler arasında kadının dediği o bir şey olacak. Yani hani böyle yok yani ben bunu istiyorum deyip direttiği bir dönemde herhangi bir sorununuz ya da karar veremediğiniz bir şey varsa kadının dediği olacak. Sanki çok bariz bir kadın ayakkabısı çıkmış. Bakın şurada da böyle bir salyangoz gibi bir şey çıkmış. Ev taşıma demin az önce de sanırım şurada çıkmıştı. Evle ilgili bir şey. Hani evlenirseniz diye demiştim. Burada da böyle salyangoz çıkmış. Ev alma durumunuz ya da ev değiştirme gibi bir düşünce halinde. Hani böyle tam netleşmese bile bir düşüncesine girebilirsiniz bu süreçte. Sanki ama olursa çok temiz olacak. Bakın inanılmaz ferah. Değiştirirseniz evinizi ya da bir yerden ev alırsanız inanılmaz keyif alacaksınız, mutlu olacaksınız. Çünkü çok temiz, çok ferah çıkmış. Bakalım başka bufalımızda neler çıkmış. Bir dilek tutabilirsiniz bakalım. Umarım da dilekleriniz gerçek olur, kabul olur. Hepimizin sanki böyle iki şey dilenmiş gibi ikiye ayrıldı. Şöyle bir bakalım. Sizler de gördüğünüz bir şey varsa, benim atladığım bir şey varsa yorumlara yazın lütfen. Şurada böyle bir insan figürü var böyle ama böyle iri yarıs, böyle yere kadar sanki mont, ceket ya da pardesü giymiş gibi bir insan figürü çıktı. Bu insan uzaklaşmak istiyor. Arkasını dönüp böyle her şeyden uzaklaşmak isteyen, böyle biraz kafasında artık sıkıntılar canını sıkmış. Bu kişi böyle olduğu ortamdan, sorumluluklarından artık yorulmuş, sıkılmış, böyle gitmek isteyen bir insan çıkmış. Yani bu falda hani bu fal tutanlar arasında büyük ihtimalle böyle var olduğu ortamdan çok sıkılmış, işinden çok sıkılmış olabilir ya da işte ilişki durumundan sıkılmış olabilir, üstündeki maddi manevi sorumluluklarından sıkılmış ve hani her şeyi alıp başına gitmek isteyen bir insan olur ya, böyle boynu önde, arkasını dönmüş, böyle pardösüsünü giymiş, hani ben kara kış demeden işte zaman ya da mekan, imkanlar neden nedir ne değildir diye düşünmeden çıkıp gitmek istiyorum dercesine böyle keyifsiz, canı sıkılmış ve sorumluluklarından sıyrılmak isteyen bir insan çıkmış. Gerçekten de böyle sırtında büyük bir yükü var. Artık kaldıramayacağını hissettiği bir durum var ama önü çok ferah aslında. Böyle psikolojik olarak biraz kendini rahatlatsa, hani biraz pozitif düşünebilse, biraz böyle daha iyi düşünebilse, iyi düşüncelerle hiçbir şey olmasa bile emin olun ruhen iyi oluyoruz. Hani sonuç olarak şey derler ya, bazen dalga geçerler. İyi düşünmekle her şey iyi olsa keşke, hani olmuyor falan. Evet tabii ki de her şey mucizevi bir şekilde değişmeyecek ama ruh haliniz en azından iyi olur. Kendinizi iyi hissedersiniz, güçlü hissedersiniz. Sizi mutlu edecek şeylere odaklanabilirsiniz. O yüzden iyi düşünün çünkü önünüz ferah çıkmış. Her ne kadar sorumluluklarından sıyrılmak isteseniz de sorumluluklarınızdan sıyrılamayacaksınız. Tekrar edeceğim, bakın başınızda bütün sorumluluklarınız sizinle birlikte gittiğiniz yere gidecek. O yüzden biraz rahatlamaya çalışın. Onun haricinde güzel bir fal çıkmış. Temiz çıkmış bunu dileyenler için. Umarım hani gönlünüze göre çıkmıştır. Ya da gönlünüze göre olabilir. Çünkü bereket, gelir kapısı çıkmış. Yani ummadığınız bir yerlerden para gelebilir demiştik ya. Bu iş de olabilir. Bir yatırım da yapabilirsiniz. Bir yeni bir iş ya da iş değişikliği olabilir. Aşk konusunda çok pozitif çıkmış. Bir de artık sorumluluklarından sıkılıp çıkmak, bunlardan sıyrılmak isteyen bir insan çıkmış. Umarım hayırlısı olur. Birinci fincanımız buydu. Baktık bakalım ikinci fincanımızda neler çıkmış. İkinci fincanımız da geldi. İkinciyi niyet edenler için bakalım. Falımızda neler var. Yere böyle bir gözyaşı çıktı. Yani sanki böyle bir şeye dert etmişsiniz, yüreğiniz kabarmış, böyle artık ağlamışsınız, üzülmüşsünüz, içiniz böyle, yüreğiniz daralmış. Evet, gerçekten içiniz daralmış. Böyle bir sıkıntıda kendinizi böyle mengeneyle sıkıştırılır ya, böyle sanki yüreğiniz sıkışmış bir halde hissettiğiniz bir şekilde bu falı seçmiş olabilirsiniz.
Ama şöyle bir gerçek var. Hane temiz. Bakın anahtarınız çıkmış. Evet çok sıkıntıdasınız. Eğer Buffalo seçtiyseniz tahmin ediyorum ki hani böyle yüreğiniz daralmış, karamsarlık yapmışsınız. Derdiniz var, bir şeye dert etmişsiniz. Bir şeyi çok içten istemişsiniz. O işin olması için bakın anahtarınız çıkmış olacak. Ve sonrası ferah. Hane tertemiz. Bakın şurası hane. Hane çok temiz. Ve istediğiniz mutluluğun anahtarı gelecek size. Yani her ne diliyorsanız bakın anahtar. Bu anahtar nasıldır? Bir ilişkinin kapısı açılabilir, yeni bir başlangıç. Bu bir araba, ev alabilirsiniz, yatırım yapabilirsiniz, anahtar olabilir. Yani bir işe başlayabilirsiniz, bunun anahtarı olabilir. Burada pozitif bir şey var. Evet çok sıkıntıda olduğunuz bir dönem ama bir anahtarla bu sorunları çözeceksiniz. Kapılar açılacak size. Sadece ve sadece bu anahtarı kullanmanız gerekiyor. Bu demek oluyor ki yani kapı açık değil. Hani böyle bazen şans, kısmet, her şey insanın ayağına gelir ya. Böyle hani o istemeden siz hop olacak. İşte bazısı istemeden hemen çocuğu olur, bazısı çok uğraşır. Kimi istemeden daha 18-20 yaşında hayatının aşkıyla karşılaşır. Kimisi 35'ine gelir hala bulamaz. Kimisi iş aramadan iş teklifi gelir, kimisi yıllarca arar. Evet, çok karamsar olduğunuz bir dönemdesiniz. Evet, kapı tamamen açık değil ama anahtarı sizde. Yani bu demek oluyor ki bir çabanızla bu istediğiniz şeye ulaşabilirsiniz. Sadece hani kalkıp bazen adım atmak gerekir ya herhangi bir konuda. Eğer ki çok yalnızsınız, çok sıkıldıysanız daha sosyal ortamlara girin, daha pozitif düşünün, kalkın bir silkelenin, kendinize gelin. Ve hayatınızın aşkıyla karşılaşın. İş arıyorsanız birkaç yere daha saldırın, böyle sorun soruşturun, görüşmelere gidin. Anahtar burada. Yatırım mı yapmak istiyorsunuz? Gözünüzü dört açın ve olacak. Yani hani ama anahtar var burada. Bu kapıyı açmak için bu anahtarı kullanmanız gerekiyor. O da sizde çıkmış şu anda. Umarım hani istediğiniz her neyse odaklanabilirsiniz ve olur. Ve bu fal tutanlarda böyle bir aile saadeti. Aslında şöyle bir şey, aile içerisinde bir tartışma var, bir kavga var, bir böyle herkes birbirine elini kolunu uzatmış, bir laf, bir söz söylüyor, bir tartışma ortamı, bir şey sorun edilmiş. Bu arkadaş ortamında da olabilir, aile ortamında da olabilir ama iş ortamında da olabilir tabii. Böyle bir kalabalığın, 3 kişinin en az bulunduğu bir tartışma, sözle birbirini kırma gibi bir durum olmuş ama feraha kavuşacak, böyle bir stresli dönem atılacak. Hep böyle gitmeyecek. Büyük ihtimalle bu tartışmalar sona erecek. Çünkü dediğim gibi hane ferah çıkmış aslında. Onun haricinde almak istediğiniz iki tane şey var. Bu iki parça şey büyük. Bir arsa almak isteyebilirsiniz, ev almak isteyebilirsiniz, yatırım yapmak isteyebilirsiniz. Ama o küçük şeyler değil. İki parça büyük şey almak istiyorsunuz ve bunlar olacak. İlk önce bu, sonra da bu derken sırayla hanenize büyük bir mal girişi olacak. Bakın kalp çıkmış burada da beyaz bir kalp. Aşk konusunda şanslı olabilirsiniz. İçinizin çok çok sıkıldığı, artık ümitsizliğe düştüğünüz bir anda kalbinizi biri çalabilir. Böyle bir kalp çıkmış. Etrafınıza, sağınıza, soluna bakının. Çünkü bakın şurada da bir insan silüeti. Bakın gözleri var burada, bir insan yüzü var. Altında da kalp çıkmış. Aslında yakın çevrenizde hani bakın görünür görünmez aslında görünüyor burada ama siz göremiyorsunuz, çok da net değil. Etrafınızda aslında kısmetiniz bulunabilir. Yani çok yakın çevrenizde belki tanıdığınız biri, belki her gün gördüğünüz ama düşünmediğiniz biri sizden hoşlanıyor olabilir, sizi istiyor olabilir, size söylemiyor olabilir bunu. Siz daha bir alıcı gözüyle bakının çünkü etrafınızda sanki kısmetiniz çok yakınızda. Sizi izliyor ve siz onu görünmez adam gibi görmüyorsunuz ama kısmetiniz çok yakınınızda. Bence bu falı öyle algılıyorum. Onun haricinde bakıyorum neler var. Şurada bir harf var sanki. Ben bunu S harfine de benzettim. Ama şuradan bakınca da böyle Y harfine benzettim. İsminizde veya soy isminizde S veya Y harfi olabilir. Bakın burada yine S'ye dönüş diyeceğiz. S harfi oldu gördüğünüz gibi. Hiç ummadığınız bir anda S harfinden biriyle haber alabilirsiniz. Güzel bir haber olacak. Dediğim gibi burada tartışma çıkmıştı. Burada da bir tartışma çıktı. Böyle bir çok pardon
sanki böyle bir tartışmanın, bakın insanların eli kolu birbirine girmiyor, kavga etmeye çalışıyor gibi bir durumlar var. Bu ikili ilişkilerde de böyle çözemediğiniz bir sorun olabilir. Zaten karamsarlık bu yüzden olabilir. Ya da iş yerinde anlaşamadığınız bir şey söz konusu olabilir. O yüzden de bu falı bunu niyet etmişsinizdir. O yüzden bu fal size böyle çıkmıştır. Dikkat edin bence. Şey yapın, biraz sakin kalmaya çalışın. Çünkü sonuç olarak bu karşınızdaki kişi böyle bir tanesi artık böyle hani son hatta gelmiş. İki taraftan biri artık dayanamayıp birbirine iyice girecek gibi olmuş. Biraz sakin kalmaya çalışın. İlişkilerde hep karşı taraftan bir şey beklemeyin. Baktınız ki karşı taraf kontrolünü kaybediyor. Çok tartışma yükseliyor. Biraz sakin kalın. Bence bu uyarıcı bir mesaj şeklinde de bir fal çıkmış olabilir. Biraz sakin olmaya, bu süreci böyle sıkıntılı dönemi sakin atlatmaya çalışın. Bakalım başka ne var? Bakın böyle üç parça halinde sıralı birbiriyle bağlantılı haber alabilirsiniz. Aynı kişiye bağlı 3 haber alabilirsiniz. Aynı işle ilgili 3 haber alabilirsiniz. Beklediğiniz şeyle ilgili 3 haber, 3 vadede de haber olabilir bu. Alabilirsiniz ama temiz bir haber alacaksınız. Başka bakalım neler var. Bir de böyle bunu ben böyle bir kol, bir el gibi böyle elini açmış biri. Birinden bir yardım, mesela birinden yardım istiyor olabilirsiniz. Bu yardım böyle maddi olarak da artık böyle sıkılıp bunaldınız bir sürede, ya yardım et bana artık, hani ben gerçekten çıkamıyorum düzlüğe, bana yardım et, hani bana bir iş bul, ya da ben artık çok sıkıldım, bana bir hayat arkadaşı biriyle tanıştıralım, hani bir şey yapalım diye birinden yardım istediğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Karşı taraf size boş değil, boş kalmayacak. Burada da bir insan figürü çıkmış. Onun ağzından çıkacak bir sözle istediğiniz yardıma kavuşacaksınız bence. Her kimden ne yardım istiyorsanız bu karşılığını alacaksınız. Belki de birinden sevgi istiyorsunuzdur. Onun da karşılığını bulabilirsiniz. Çünkü böyle eliniz boş değil. Karşı taraf size elini uzatacak. Bakın burada da bir tüfek gibi bir şey çıkmış. Beklenen bir haber var. Tüfek. Beklediğiniz her neyse ya da her kimse, bu haber gelecek size. Beklediğiniz haberin böyle hani tetiği çekilmiş şurada sanki. Bakın tüfeğin bu arkası, bu ön tarafı haneye doğru dönmüş yüzü. O beklediğiniz haberi de alabilirsiniz en yakın zamanda. Her ne haber bekliyorsanız umarım güzel bir haberdir. Başka bakalım tabağımızda ne çıkmış. Bir dilek tutarsanız eğer, dileğiniz kabul olur inşallah. Evet, biraz vadisi var. Yavaş yavaş. Bakalım tabağınızda neler çıkmış. Tabağımızda şurada böyle bir ayakta bir kazın var. Karnı şiş. Burada böyle bir sevinç gözyaşı aktı. Bebek haberi alabilirsiniz. Bu falı tutanlar için böyle bir bebek haberi alabilir bu kişiler. Siz olabilirsiniz bu. Ailenizden biri olabilir. Torun haberi alabilirsiniz. Kardeşlerinizden birinin hamile kaldığını ya da gelinlerinizden birinin hamile kaldığını öğrenebilirsiniz. Ama bu kadar sevineceksiniz ki bakın hemen önünde, önü tertemiz, çok ferah. Ama sevinç gözyaşları var o derece. Bu arada her yerim kahve oldu. İnanılmaz temiz çıkmış. Hamile haberi var ve gözyaşı çıkmış. Yalnız bu hamile insanın etrafında böyle yılan gibi böyle dolaşan, tepesinde başında böyle onun etrafında dolaşan, o kişiye laf söyleyen ya da o kişinin etrafında onun canını sıkan biri var. Hiç canını sıkmasın, ona hiç zarar veremeyecek ama sözüyle böyle dili uzamış biraz bu böyle yılan görünümlü kişinin. Bir de isminde M harfi olabilir. Hamile kalan ya da işte sizin de olabilir. Hamile kalan kişinin ya da şu ona laf söyleyen kişinin isminde de M harfi olabilir. Bakın ters bir şekilde şurada M harfi çıkmış. M harfi var bu hamile kişinin etrafında ya da onunla ilgili isminde. Sevinç gözyaşı olacak. Sevinecek. Eğer varsa etrafınızda bebek haberi almak isteyen umarım alır. Alırsa da siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. İnşallah güzel haberler alırız. Hepimiz birbirimize böyle güzel haberleri veririz yorumlar bölümünde.
Onun haricinde bakın yüreğiniz bir şey için ikiye ayrılmış. Hem bu akıl gibi hem de yürek gibi. Ya da aklınızla yüreğiniz arasında kalmış olabilirsiniz. Mantığınızla böyle kalbinizin farklı şeyler söylediği, artık hani ne yapacağımı bilemiyorum dediğiniz bir dönemde olabilirsiniz. Kalben, ruhen başka bir şey istiyorsunuz ama aklınız size başka bir şey söylüyor. Ama doğru kararı vereceksiniz. İki taraf da aslında aydınlık çıkmış. Siz her ne kadar kararsız kalıp üzülseniz de iki tarafının üstünde de aydınlık var. Hangi yolu seçerseniz seçin, hislerinize güvenin. Bence doğru yolu seçeceksiniz. Eğer ki bir konuda kararsız kaldıysanız biraz akışında bırakmaya çalışın. Çünkü ikisinde de temiz sonuçlar alabilirsiniz. Burada da yine sevinç gözyaşı dökülmüş. İnşallah güzel haberler alırsınız. Genel olarak bu fulumuz da güzel. Kötü bir şey çıkmadı en azından. Umarım yüreğinizden geçen her şey kabul olur. Özellikle istediğiniz her neyse kabul olur, gerçek olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.